Merhaba saygıdeğer izleyicilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün hep beraber çiftlik kebabı yapacağız. Çiftlik kebabı yapmaya başlamadan önce videomuzu sonuna kadar izleyip beğenmeyi, paylaşmayı ve çevrenizdekilere önermeyi unutmayınız. Çiftlik kebabı için 1 kilo etimiz, 3 adet havuç, 3 adet patlıcan, 2 adet köy biberi, 1 adet kapya biber, 4 adet, 5 adet domates, 5'ini kullanmayabiliriz, 4 tane kullanacağız. 2 adet soğan, 6 diş küçük sarımsak var. Ve bir çorba kasesi de bezelyemiz var. Bezelyemi ocağa koydum. Bezelyem kaynıyor. Biz diğer işlemleri yapalım. Etimi mühürlemek için tencereme yağımı ilave ediyorum. Çiftlik kebabının malzemesini pişirmesinin iki taktiği var. Evet arkadaşlar, birinci patatesi patlıcanı ayrı bir yerde kızartmak. Diğer seçenek de suyun içinde pişirmek. Ayrı kızarttığınız zaman görseli daha güzel olacak. Karıştırdığınız zaman patateslerin eten daha alabilecek. Biraz da görüntüsü güzel olmayacak ama sonuçta önemli olan lezzeti tabii. Etin suyunu salmasın diye yağımı tabii tavanını iyice ısıtıyorum. İyice kızması lazım, tamam. Etin altında cos diye bir ses gelmesi gerekiyor. Etimiz kavrulurken biz de soğanlarımızı doğrayalım. Arkadaşlar soğanlarımız küçük değil. Büyük soğan olduğu zaman bir tane doğramanız yeter. Bizimki küçük olduğu için iki tane yaptım. Doğrası soydum. Onu doğrayacağım. Dediğim gibi havucu patlıcanı ayrı kızartabiliriz. Genelde tencerede yaptığınız için isterseniz biz şey kızartarak yapalım. Hem görmüş olur. Evet, 4 dakika oldu. Etimiz mühürlendi hemen hemen. Şimdi soğanlarını ilave edeceğim. Sarımsakların küçük olduğu için ikiye bölüp atacağım. Soğanım kavururken patatesim ve patlıcanım kalıp burada kızartacağım. Soğanlarım kavrulduktan sonra havucumu ilave ediyorum. Bir sürede böyle havucumu karıştıracağım. Daha sonra suyumu ilave edip etim bir süre yumuşayacak. Sonra diğer malzemelerimi sırayla vereceğim. Az bir karar bıraktım. Yarım çay kaşığı. Bir tatlı kaşığı tuz atıyorum arkadaşlar. Kavuruyorum. Şimdi suyunu ilave edeceğim. Patlıcanın patatesini ayrı kızarttığım için etimin biraz pişmesi için suyunu ilave edeceğim. Bir 15-20 dakika kaynarsa etim de pişmiş olacak. O zamana kadar önemlisi hazır olacak. Şöyle bir çay kaşığı kadar kırmızı toz veriyorum. Şimdi domateslerim kış mevsimi olduğu için renk vermeyebilir. Yaz kullanmanıza gerek yok. Sadece domates yeterli olacaktır. Evet, kaynattığım sıcak suyundan ilave ediyorum. Evet, görüyorsunuz etin kendi rengi. Et rengini alacak. Kaynayacak bir 15-20 dakika. 20 dakikaya hazır olacak. Biraz kaynasın. Daha sonra sırayla malzemelerini koyacağız. Tekrar da devam edeceğiz. Evet, 15 dakika kaynattım etimi. Şimdi bezelyemi koyuyorum. Sırayla malzemelerimi koyacağım arkadaşlar. Biberlerimi de atıyorum. Biberlerim de pişer.
Daha önce yıkadığımız 4 adet domatesimizi doğrayacağız. Şimdi kızarttığım patatesimi ve patlıcanımı ilave ediyorum. Bir taşım kaynatacağım. Daha sonra üzerine domatesimi ilave edip ocağımın altını kapatacağım. Yemeğim böyle dinlenecek. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Malzeme oranını görüyorsunuz. En son üzerine kekik ve domatesini atacağım. Ki biliyorsunuz domates erken piştiği için içinde eriyip gitmesin diye en son ilave edeceğim. 5 dakika böyle bir taşım kaynatacağım. Daha sonra altını kapatacağım. Evet arkadaşlar, yemeklerim bir taşım kaynattık. Şimdi domatesini ve kekiğini ilave edeceğiz. Altını kapatacağız. Yemeğimiz hazır. 5 dakika dinlendirdikten sonra evet şöyle elimizle kekiğini serpiştiriyoruz üzerine. 5 dakika dinlendirdikten sonra servis yapacağız. Yemeğimiz tamamdır. Evet, yemeğimizi 15 dakika dinlendirdik. Şimdi servis yapacağız. Arkadaşlar, bize desteklerinizden dolayı hepinize sonsuz teşekkür ediyoruz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, lezzetle kalın diyoruz.